Hepinize merhaba arkadaşlar, Melilent kanalına hoş geldiniz. Çok ses geliyor dışarıdan çünkü salondayım. Evet, bugün bir yaptım oldu videosu çekmek istiyorum. Çok değişik bir şey yapacağız. Ama çok üşendiğim için ne saç baş yaptım ne üstümü değiştirdim. Böyle oturduğum yerden video çekeceğim. Yapacağımız şey için öncelikle tırnaklarımı kestim bugün. Çünkü yapacağımız şey... Tada! Bugün kil yapacağım. Ve kilden yapmayı planladığım, istediğim şeyin fotosunu buraya koyuyorum. Dünyanın en güzel şeyi değil mi? Bununla çekilmiş Reels'lar, TikTok'lar falan var. Onları da şimdi belki koyarım buraya birkaç tane. What kind of a plumber are you? A platypus plumber? Perry the platypus plumber? Şimdi çok beğendiğim için ben bunu ve bu Reels videolardan da çekmek istediğim için bunu yapmaya giriştim. Ama şimdi olayın başından anlatıyorum. Biz Sıla'yla beraber, iki tane Sıla var, ortaokuldaki Sıla'yla beraber sinemaya gitmiştik. Kim olduğunu hatırlamayanlar için videoyu buraya koyuyorum. Onunla çektiğimiz bir yine bir yaptım oldu videosu vardı. Kendisine buradan selam. Sonra işte sinemadan sonra geziyorduk Diyanar'da falan. Sonra kil gördük, tamam mı? Sıla dedi ki ben kil alıyorum. Sinemadan önce bu arada bu oldu. Ondan sonra dedim ki saçmalama ne kili alıyorsun falan. Sonra beni de gaza getirdi. Sen de kil al bak çok güzel şeyler yapılıyor kille falan filan. Sonra benim aklıma bu peri şeyi bardağa geldi. Ve ben gaza geldim. Sıla beni gaza getirdi ve ben kil aldım. Yani tamamen şeyden, konudan bağımsız bir şekilde, yani o gün uyandığımda kil alacağımı asla tahmin etmiyordum. Ama böyle oldu ve ben kil aldım. Ve sinemaya kille falan girdim. İşte çıktık, yemek falan yedik herhalde. Ben elimde kille dolaştık. Elimizde kille dolaştık ikimiz de yani. Neyse, o gün bugündür bu kil duruyor. Yaklaşık bir ay falan oldu herhalde. Şimdi bugün benim her şeyim bittiği için, sınavlarım, okulum falan, bir sürü boş vaktim olduğu için sonunda kilimi kullanmaya karar verdim. Ama hayatımda daha önce hiç kil yapmadım ve nasıl yapıldığını da bilmiyorum ve hiç şu ana kadar bununla ilgili bir video falan da izlemedim nasıl yapıldığı ile ilgili. Tek bildiğim, bunu açacağız. Suyla ıslatarak şekil vereceğiz ve zaten kuruma süresi oda sıcaklığında 24 saattir yazıyor. Herhalde bir gün falan beklemem lazım kuruması için. Sonra kuruduktan sonra boyayabiliyormuşuz ve vernikleyebiliyormuşuz. Öyle diyor. Yani ekstra bir şey herhalde gerekmiyordur diye düşünüp hiç video falan da izlemeyeceğim. Ama şöyle bir kase suyum var burada. Böyle bir kase. Şöyle yuvarlak yapabilmek için bir cam kavanozum var. Bir de tabii ki kili açmak için oklavam, merdanem var. Ellerim bu kadar. Bir de referans fotolarım var. Videolarım falan var. Reels'ları biraz araştırdım. Nasıl yapmışlar insanlar diye. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak. Çok berbat bir şey de çıkabilir ama ben herhalde kullanırım yine de diye düşünüyorum. Çünkü kendi yaptığım bir şey olduğu için. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Bana biraz büyük bence. Yani gerekmeyecek. O yüzden onu nasıl kurutmadan tutabilirim? Herhalde içine hava girmemesini mi sağlamam gerekiyor? Çok heyecanlı. Zaten hamur gibi hemen şekil alıyor. Şimdi bunu biraz oklavayla açacağım.
tabanın etrafına sarmalık bir şey olacağını düşünüyorum. Yani bardağın dik kenarları olacak gibi hayal ettim. Aa, bana şu an bıçak gerektiğini yeni fark ediyorum arkadaşlar. Bıçağımız, şunu da düz bir şey olması için getirdim. Yuvarlağımız oldu. Şimdi bunun etrafına sarmayı planlıyorum. Şöyle yapalım. Aa, tam etti gibi. Bence oluyor güzel. Şimdi bunu bence suyla birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Evet, birazcık ıslatalım. Hadi bakalım. Çevirmek istiyorum ama korkuyorum şu an. Thank you.
şimdi kulbunu yapacağım. Bu iyice şey oldu. Kulbunun ön taraflarının kuyruğu şeklinde olması lazım. Bunu kafama göre çizeceğim. Güzelcene yapıştıralım. Burası zaten ıslak. Şunu da ıslatalım. Bir de burasını. Çok güzel oldu. Her şey daha güzel olacak. Çok güzel. Ağzımdan başka laf çıkmıyor ama çok güzel yani, ne yapalım. O sırada ben göz falan yapayım okururken. Böyle bir göz bence okey. Aynısından bir tane daha yapacağım. Bence gayet iyi. Şunu bir kaldırmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi Gaga için bana bir referans lazım. Bakmaya gene çok üşeniyorum. Bu ellerle telefona dokunulur mu sizce? Bence kurudu, dokunulur. A few minutes later. Evet, referansıma baktım. Şöyle bir şeyin üzerine minik bir üçgen yapacağız. Ve bu Gaga'nın üst kısmı olacak. Sonra gene böyle minik bir şey de altına koyacağız. Gaga'nın alt kısmı olacak. Başlıyorum. Herkes hazırsa. Bu minik üçgenimiz olsun. Sen de kaç bahar oldu. Penceremde gül soldu. Ama neyin yanlış olduğunu da anlayamıyorum. Şöyle bir Gaga olmasını düşündüm. Buna tekrar bakacağım. Şimdilik kalsın. Ben bir şapkayı yapayım. Şimdi şapka için bu hamuru yine yuvarlak bir şekilde açalım. Biraz yeri ıslatmak işe yarıyor diye düşünüyorum. Tam kavanoz yapmıştık ya. Bu kavanozun bir küçüğü olacak. Şurası onun bir küçüğü bence. Şöyle ben bunu iz yaparsam, sonra da bu bıçakla kesersem. Oh. Islatmak iyi bir fikir değil mi? Yeşil daha çok yapışıyor. Tamam, ıslatmak hiç iyi bir fikir değilmiş. Bıçaklarını kazıyacağız. Üstü düzgün ama altının hali. Islatarak düzeltebiliriz. Ama kurumadan masaya koymayın çünkü yapışıyor. Şimdi bunun üstüne
şapkayı yapacağız. Hayır, bunun üstüne şapkayı yapmayacağız. Bu arada çok küçük oldu. Niye böyle oldu? Hayır. Burada bir yanlışlık var. Bir saniye. Tamam, ben bunu yuvarlağı biraz daha açtım. Şimdi bunu şapkanın üst kısmı yapmam gerekiyor. Şapkada nasıl bir şapka? Bir kısmı şey, şöyle. Çok zor bir şekli var. Şöyle. Ama ben o şapkanın tabanı lazım. Şapka biraz zor. Şu an kafam basmıyor. Ben bunu yeniden bir açayım. Sonra her şey daha güzel olacak. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bunun ağzından daha geniş olması gerekiyor şapkanın. O yüzden daha büyük bir yuvarlak yapıp ortasını deldim. Şimdi burayı düzgün bir şekilde şapka olarak kapatabilirsem olmuş olacak. Ama bana biraz su lazım. Bir de yapışmaya başladı artık masaya çok fazla. O da beni zorluyor biraz. Böyle bir parçalarla bunları düzeltmem lazım ama bu biraz zor. Biraz suyla daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur onu da kestiremiyorum. Ay, çok sulandırınca yırtılıyor. Bu aşamada fark etmişim. Resmen kat çıkıyorum şu an. Kaçak kat. İkinci kil bana gerekmeyecek dedim ama galiba gerekecek arkadaşlar. Bu biraz sürecek. 75 years later. Olmadı ya. Resmen yaptığım şeyler gitgide kötüleşiyor. Yok gibi oldu. Başka bir yöntem denemek istiyorum. Bunu tekrar bozacağım. One eternity later. Arkadaşlar ben sinirlenmeye başladım. Çünkü bu masaya yapışıyor. Ve kalkmıyor yani yaptığım şey. Bunu da nasıl çözebilirim bilmiyorum. Ama artık gerçekten sıkıldım. İlk yaptığımda böyle olmuyordu. Niye şimdi böyle yapışıyor? Hadi bakalım bir daha. 50. kere açıyorum. Bak, bak kopuyor görüyor musunuz? Bence bu artık bütünlüğünü kaybettiği için böyle. Şimdi olmayışının sebebinin bunun bütünlüğü parçalandığı için olduğuna karar verdiğim için diğer kile geçeceğim. Böyle bir halka yaptım, çember. Şimdi bir düz parça daha kesip onu da böyle içine yapıştırırsam ve bir yuvarlak daha kesip onu da üstüne yapıştırırsam olacak diye düşünüyorum. Bu da parçalandı durdu. Yani bu kadar yapabildim. Ellerim çok kötü bir durumda. Oha vurunca duman çıkıyor. Sadece yarısını kullanacağım. Çünkü demek ki benim bütünlüğü bozulmamış kile ihtiyacım oluyor. Uzun bir parça lazım bize. Büyük an. Kaldırıyorum. Lütfen kırılma bozulma. Lütfen. Hayır. Bir taraftan kaldırıyorum. Bıçakla yapacağım. Sakin ol. Hadi çık. Lütfen. Lütfen ol. Yes. Yapış birbirine. Yapış. Güzel olacaksın. Yeni şarkım. Single'ım yakında. Tüm müzik platformlarında değil. Bak her koyduğum yere yapışacaksan gerçekten burada kavga çıkar. Arkadaşlar ben biraz mola verdim. Bundan önceki videoyu yükledim. Siz muhtemelen şu anda izlemişsinizdir. Eğer takip ediyorsanız. Şimdi nerede kalmıştık? Yani buna şey yapacağız. Tepe. Şimdi normalde Peri'nin şapkası biraz şöyle. Ama ben galiba bunu düz yapacağım. Çünkü o şekli veremedim yani. Uğraştım bayağı. Oldu. Kadar olmadığı kadar diye bir laf var. Bu aralar bunu çok kullanıyorum. Özellikle de sınavlar ve dersler konusunda. Minik ıslatmalar. Mola vermek iyi geldi. Sıkıntım ve sinirim biraz yatıştı. Bence güzel bir fötr şapka oldu abi. İşte daha ne adam olana çok bile. Dubi dubi duba dubi dubi duba dubi dubi duba dubi dubi duba Peri. Arkadaşlar, yapıştırıyorum. Bence güzel tutacak. O bir onito renk.
benim bir karar vermem lazım. Bakın şunun tipine. Şunun tipine bakın. Şimdi gözleri böyle mi olmalı? Yakın mı? Yoksa biraz ayrık mı olmalı? Bence ayrık olsun abi. Daha şapşal. Çok güzel. Gerçekten ağlayabilirim. Arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu anda. Saçma bir mutluluk geldi. Böyle bir gözü. Şimdi öbürünü yapıştıracağım. Var ya, bu kuruyunca da böyle güzel olursa ben bundan sonra her şeyi bu bardakla içerim. Aşko, elim çarptı. Şapkamıza bir bakacağım. Perry the Platypus. Düzeltmek istiyorum ama dokunmaya korkuyorum çünkü şapkaya çok uğraştım. Nasıl yapacağımı çözene kadar bayağı bir vakit geçti. Sinir krizleri geçiriyordum. Gördünüz, şahitsiniz. Yapılacak şeylerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi minik ayrıntıları düzeltip bunu kurumaya bırakacağız. Bu videonun şu anda bir günden uzun süreceğini fark ettim. Çünkü kuruduktan sonra boyama aşamasını falan çekerim gene size. Önce beyaza boyarız, sonra üstüne renklerini atarız. Kalan kirlerden ne yapabileceğime bir bakacağım. Ufak tefek böyle kilden tatlış bir şeyler yapabilirim. Özellikle bu parça kullanılmayı hak eden bir parça. Tamam, çok kısa bir araştırma yaptım. Birkaç tane yüzük gördüm. Şöyle bir takı asmalık kaktüs gördüm. Gerçi benim takı asmalık şeyim var ama tatlı olabilir yine de, yapabilirim. Ve onu yapacağım. Yüzük yapacağım. Bir de böyle minik tabaklar gördüm. Muhtemelen benim böyle yine çizgi film temalı yapabileceğim çok güzel şeyler vardır. Ama şu an bulamadığım için. Neyse, başka zaman bulursam bir daha kilo alırım artık. Çünkü bayağı sevdim bu işi. Güzelmiş. Takılacağım şimdi birazcık. Metin yorumlarını alalım. Ornitorenk peri kupası. Hı? Bu bir inek olacak diye düşünüyorum. Hı. Öyle. Ne yapayım? Ne bileyim aslında. Hiç düşünmedim. Ben çok hazırlıksızım. Babam geldi. Baba, yorumlarını alalım. Neydi? Üretime başladım. Üretim bizim işimiz. Babam da balık tuttu geldi. Bayağı üretken bir aileyiz. Tamam, kokuyor. Şu an kendim 3 boyutlu yazıcı gibiyiz. Bir kupa da bana yap o zaman. Nasıl bir kupa istersin? Böyle su içmelik. Su içmelik. Kupa sarması yap bir tane de şu şey böyle. Şu şey büyük yapacağım. Şeyi onun için kullanabilirim. Gondol. Masanın üstüne koyarız böyle. İçine anahtar. İşte rızılır. O biraz zor olur kıvrımlı olduğu için. Çünkü taksi yapabilirim ama. Takım kafana göre dedi. Saksıyı boş verin arkadaşlar. Bu arada kardeşim bana yulaf yaptı. Teşekkür ederim kardeşim. Ne demek, ağzım. Hey baba, değecek şimdi. Tamam, geldi. Gördük balığını. Herkes gördü. Şöyle bir kurbağa yapmayı denedim. Şimdi ben bugün bu videoyu çekmeyi bırakıyorum ama birkaç yüzük daha yapacağım. Boyama kısmına geldiğimizde görürsünüz. A little longer than a few minutes later. Evet, yepyeni bir günden hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi kirlerimiz bu şekilde şu anda. Biraz kurudular. Ve böyle fırçalarımı getirdim. Bütün evde ne boyası varsa yoksa hepsini getirdim. İnternette bazı yerlerde kili işte guajla boyayın diyor. Bazı yerlerde akrilikle boyayın diyor. Bunlar akril, şu akrilik, bu akrilik, bunlar guaj. Kumaş boyası da getirdim. Belki lazım olur. Bilmiyorum. Diğerleri olmazsa bununla da denerim. Böyle. Yani evde ne boyası varsa hepsini getirdim. Şimdi önce bunlara bir beyaz kat süreceğim. Ondan sonra renklendirmesini yapacağız. (Gülüyor)
oldu. Hepsini beyaza boyayınca bu kırıldı arkadaşlar. Silikonla yapıştıracağım. Bunu boyamamaya karar verdim. Çünkü bardak altlı olarak düşünmüştüm ama bardak altlılık bir durumu yok. Çünkü düz değil. Bardak bunun üstüne durmaz. Bu da kırıldı. Çöp oldu. O yüzden tam boyarken kırıldı. Ve bunları da böyle boyadım. Şimdi renklendirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar bu yeşili elde ettim. Şu an bu durumdayım. 3-4 tane falan boya karıştırarak bunu yaptım. Sarı karıştırdım biraz daha falan. Çok fazla boya oldu. Bunu böyle sulandıra sulandıra bitmesin diye yaptım. Sonra baktım boya kaldı. Bir kat daha geçtim üstünden falan böyle kalın kalın. Boyalı boyalı. Çok güzel oldu rengi. Şimdi bu yeşil hala birazcık var ama artık o da kalsın yani yapacak bir şey yok. Başka renklere bunun devamını boyamaya geçiyorum. Arkadaşlar çok güzel ilerliyor her şey. Şuna bakın. Sonra şapkasını boyadım. Siyah şeyini çekeceğim ama şu anlık böyle bir kahverengi. Kahverengi bu yeşil kadar böyle şey tok, güzel, mat durmadı. Çünkü az boyam var. Çünkü kahverengi üretmek zor bir şey. Kırmızı, sarı ve siyah katmak gerekiyor ve aynı tonu tutturmak zor. O yüzden kahverengi kıtlığı yaşadığım için şu an böyle. Şu yüzüğü boyadım. Bunu simit yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Çok yoruldum. Şu an saat 1'e 5 var. Gece. Ya ben buna oturduğumda daha hava aydınlıktı. Çok yoruldum ama çok güzel oldu. Şimdi hepsini size böyle bir göstereceğim. Şimdi öncelikle ornitorenk perimiz gerçekten muhteşem oldu. Zaten amacım bunu yapmaktı. Bildiğiniz gibi ve harika olduğunu düşünüyorum. Amacıma %100 bir şekilde ulaştığıma inanıyorum. Hatta şapkası da var. Bu şekilde. Şöyle koyduğumuzda şapkasını. Önce renklerimizi görüyoruz. Ben şimdi bununla o viral olan sesle Reels da çekeceğim. Onu da shorts olarak YouTube'a da atarım. TikTok'a da atarım. Her şeyi atarım. Bu da çok güzel oldu. En güzel bu oldu. Zaten amacımız buydu. Amacımıza ulaştık. Gerçekten yaptım. Oldu yani. Bu kırıldı. Bunu yapıştıracağız bunun üstüne. Bunu böyle dışını yeşile, içini mora boyadım. Sonra yüzüklerimiz var. Böyle bir bal arısı var. Böyle bir kurbağamız var. Böyle şekilli şukurlu bir şeyimiz var. Bu şekilde. Güzel renkli. Düz kırmızı. Bunu babama yaptım. M harfi. Bunu Metin'e yaptım. Bu bir kedi. İki beyaz nokta gözü anlaşılmasa da. Buna belki beyaz kalemle bıyık falan çizerim. Bu kalbi anneme yaptım. Böyle. Böyle bir ördeğimiz var. Çok tatlı bence. Bir de böyle bir inek var. Arkası şöyle. Tek boynuzu ve gözü koptu. Son olarak da böyle bir Mickey. Bir de şöyle bir simit var. Böyle bir şey. Evet onlar ufak tefek şeylerdi. Bizim asıl amacımız burada ve muhteşem olduğuna inanıyorum. O yüzden yani bunları bir de verniklesem güzel olur. Cilalasam üstlerini. Ama bilmiyorum onu yapar mıyım. Duruma göre bakacağım ona da. Çok tatlı oldu. Şöyle bunun içinde bir şeyler içmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım cilalamadan da içemeyeceğim. O yüzden cilalamak gerekecek ama bence çok başarılıyım. Bugün için bu kadar yeter. Bu video için de bu kadar yeter. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Melilent'ten bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftada görüşünceye dek hepinize hoşçakalın. Oh, this is a strange one. Wait, who are you? A platypus? Barry the platypus!